Halit diyor 15 dakika daha var daha diyor. Ben de dedim ya 15 dakika erken başlayınca dedim fazla mesai isteyecek değiliz ya dedim. Haydi bakalım. Bana ne bakıyorsun? Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Efendim, bir sufinin sufi olmadan önceki hayatının sufi olduktan sonraki hayatına bir etkisi var mıdır? Muhakkak vardır. Eğer o sufi olmadan önceki hayatını kendince bir tecrübe olarak kabul eder, onun olumlu yanlarını alır, olumsuz yanlarını atarsa ona muhakkak faydası olur. Yani bu olumsuz yönleri de bir yandan olumlu netice sağlayabilir. Olumsuz yönlerini atmak demek şu, mesela eğer ki daha önceki hayatında, yaşamış olduğu hayatında mesela tecrübe etmek bütün hayatından farklı bir şey, ama hayatının olumsuz yönlerini atıp yani onları bir daha yapmamak. Örneğin içki içmiş, içkiyi bir daha içmemek, kumar oynamış, kumarı oynamamak gibi olumsuz yönlerini atıp olumlu yönlerini kendisine yine alırsa bunda bir sıkıntı yok. Peki bir şey daha sormak istiyorum efendim. Mesela kişi önceden yani hiçbir olumsuzluk tatmamış. Yani ne içki içmiş, ne kumar olmuş, oynamış, ne böyle bir kadınla bir birlikteliği olmuş. Yani bunları tatmamış, hiç tadına varmamış. Sufilikten sonra da hani nefis noktasında bazen şeytan vuruyor yani bu noktada insanın aklına getirebiliyor. Yani o noktada meyletme noktasında sıkıntı yaşar mı sufi? Yani bu yaşar. Peki onu nasıl daha çok muhafaza edebilir? Onu yani normalde o kimse yani normalde çünkü bir şeyi haram diye yapmamaya başlayınca bir kimse nefis ve şeytan onu o noktada zorlamaya başlar. Oysa daha öncesinden o kimse hiç içki kullanmamıştır, içmemiştir ama haram diye değil. İçmemiştir. Bir kültür yoktur veyahut da hoşuna gitmemiştir. Ama haram diye içmemeye başladığında nefis onu zorlamaya başlar. Onun mücadelesi biraz onun daha mücadelesini fazla yapacak ya. Yani. Yani daha önce hiç zorlanmadığı yerlerde sufi olduktan sonra zorlanmaya başlayabilir bir kimse. Bu daha önce zorlanmadığı yerlerde çünkü daha önce haram helal duygusu, din duygusu olmadığından dolayı rahatsız etmez insanı. Ama şimdi din duygusu olunca bu sefer nefis onu normal bırakmaz. Bırakmayabilir ki bırakmaz. Peki bunun daha fazla hani mücadele etme noktasında ne yapabiliriz ya? Bu noktada herkesin geçtiği yerden geçecek, o da mücadele edecek nefsiyle. Teşekkür ederim sana. Gönül arzu eder ki nefis hiç kimseye vurmasın ama nefsin olgusu, yaratılışı o. Onunla mücadele etmek sonuçta kolay bir şey değil. Herkes için zor. Sor. Efendim, sevginin ritüeli olur mu? Efendim? Sevginin ritüeli olur mu? Muhakkak olur. Ya bir insan fütursuzca sevmekte peki ritüel o da bir ritüeldir. Bir kimse kendince kendi dairesinde bir şey oluşturur sevgisini ifade etmek için ve sevgisini ifade etmek için o oluşturmuş olduğu şey onun ritüeli olur. Cenab-ı Allah'ın onu önce onun farzlarını yerine getirerek onun en çok hoşuna giden şey yapması, bu onun kendi sevgisinde çizdiği sınır mıdır? O da kendisini, sevgisini belirli şeylere bağlamış. Çünkü sonuçta Allah soyut bir kavram. Öyle olunca onun somuta indirgen, sevgi de soyut bir kavram. Sevgi somut bir kavram değil. Sevgi de soyut bir kavram. Sevgi soyut bir kavram olunca sevginin ritüeli somutlaşıyor ritüele girince. Bu gayet normal bir şey. Kişilerde de olabilir yani beni seviyorsan şu şekilde bu davranmak. Şahıslarda da tecelli eder, bütün şahıslarda biraz ilahilik vardır.
Peki bu tasavvuf noktasında bunun yani mesela sizin mesela geçmiş hayatınızda baktığımda ben işte dergaha girdikten sonraki mesela bazı şeyler yani dergah mesela normal ritüelinde olan şeylerin mesela herkes oturturarak yani zikrettirirken siz ayağa kaldırıp zikrettirmişsiniz. Bu mesela bu biraz hani sizin sevginizin o noktadaki işte ritüelsizliğinden mi yani o fütursuzluğundan mı kaynaklanır? Yani bunu yani örnek olarak veriyorum yani bu yani sonuç, mesela o ritüeli aşabilir mi kişi? Sonuçta bu fütursuzluk Kur'an ve sünnet dairesinde olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yoktur. Ritüelsiz yani o şeriat noktasının dışına çıkamaz. Kur'an ve sünnet dairesinde olduğu müddetçe, yolun kendi içerisinde adab-ı erkanında olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yoktur. Benim nazarımda yoktur. Teşekkür ederim efendim. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun amel etmeyiniz diye buyurmuşlar. Uzun? Amel etmeyiniz. Evet. Uzun planlar kurmayınız. Hayatımızı planlarken bunu nasıl baz almalıyız? Nasıl hayatımızı şekle sokmalıyız? Uzun emelli olmamak insan eceliyle alakalı. Ne zaman öleceği belli değil, önüne ne geleceği de belli değil. Ama bu plansız, programsız yaşamak demek değil. Plansız, programsız yaşamak olmuş olsaydı Hazreti Ebubekir Efendimiz Mekke'nin fethiyle alakalı bir müşrikle iddiaya girdiğinde ona sen seneyi de arttır, deveyi de arttır demezdi. Burada demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir plan dairesinde, bir hedef dairesinde hareket ediyor ki Hazreti Ebubekir Efendimize sen seneyi de arttır, deveyi de arttır dedi. Eğer bir plansızlık, programsızlık olsaydı o zaman seneye arttır demeyecekti. Tabii burada Müslümanlar, müminler ölmeyecekmiş gibi plan program kurmayacaklar. Kendilerince normalde yapması gerekenleri, günlük rutin hayatlarını veyahut da kendi hayatlarını dizayn ederlerken kendi hedeflerini belirleyip yürümeleri lazım. Allah razı olsun. İslam dünyası burada bu hadis-i şerife bakarak da mesela hata yapıyor bazen. Normalde hata yapmasının sebebi kendilerince uzun emelli olmama olarak kendilerinin önüne koyuyorlar. Orada uzun emelli olmamak demek farklı manada algılanması lazım. Yoksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri eğer hemen ben aklıma geleni, kalbime geleni söyledim Mekke'nin fethiyle alakalı. Bunun gibi mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri örneğin Habeşistan'a hicret etti insanlar. Habeşistan'a hicret ettiklerinde onlara dedi ki benden size bir haber gelmediği müddetçe dönmeyin. Ben size haber göndereceğim ondan sonra dönün. Ve Medine'ye bu bir plan, bir strateji bu. Bu stratejinin neticesinde oldu bunlar. O yüzden plansız, programsız bir Müslüman, bir mümin olması mümkün değil. İnsanlar sabah kalktığında serseri mayın gibi nereye gittiği bilinmeyecek, öyle bir şey yok. Selamun aleyküm üstadım. İnsan vicdanını tekrar nasıl yeşertebilir? Yani geçmişte bir şeyleri yapıyorduk. Bundan vicdan azabı duyuyorduk ama zamanla bu vicdan azabı sanki azalıyor insanda. Hani eskiden uyuyamadığımız bir sıkıntı da zamanla alışıyoruz. Bunu yani vicdanımız bir nevi azalıyor. Yani geçmişe baktığımızda bunu tekrar nasıl yeşertebiliriz? Bu yıpranıyor. Vicdanlar yıpranıyor zaman içerisinde. Vicdanın zaman içerisinde yıpranması şu. Mesela bir günahı işlediğinde ritmik olarak ilk önce çok büyük bir pişmanlık duyuyor. Ama o günahı işlemeye devam ederse, nefsine yenilirse
bir müddet sonra o günahı helallaştırıyor bile. Nefis insanı o hale getiriyor. Bir kimse örneğin işte kazara bir yudum içki içiyor, kendince kendisini perişan ediyor, nereden içtim ben bunu diye. Ama ertesi gün bir daha olunca bu sefer o nefis onun üzerine çörekleniyor. Çöreklenince artık vicdanının sesi duyulmaz hale geliyor. Bu büyük bir handikap. Vicdanı devamlı taze tutmak, insanın kendi hayatını devamlı hesap kitap içerisinde tutması, bu noktada kendisini haramlardan uzak durup ola ki haramın içerisinde kalabilirim diye korkuyla kendini dizayn etmesi lazım. Bir de İslam'da vehim nerede durur? Vehim. Yani nedir vehim? Vehim. Nedir? Nerede durur İslam'da? Ben merak ediyorum. Vehmin bir pozitif noktası vardır, bir de negatif noktası vardır. Pozitif noktası ilhama açılır. Negatif noktası da Allah muhafaza eylesin, vesveseye ve şeytaniyete açılır. O zaman vehme bakarken biz pozitif noktada olan vehimlere bu noktada normalde olumlulaştırıp devam etmek ama negatifle mücadele etmemiz gerekiyor. Dün bir de Bursa'daki sohbetinizi dinledim Mesnevi okumasında. Sonda bir kağıt verdiler Allah'ın hani bilinmezliği noktasında. Bu konuları düşünürken hayatta yani insan kendi açısından bu konuları düşünüyor. Çok yoruluyor mu? Yani zihin, beden olarak yani bir çöküş yaşıyor mu insan Allah'ın bilinmezliğini düşününce? Anlayamadım orayı. Dün en son 3 tane 4 tane kağıt verildi size. Evet. Siz de İbn-i Arabi üstünden Allah'ın bilinmezliği üstüne sohbet etmiştiniz uzun bir vakit. İnsan bu konularda kendisi de düşünse insanı bu aşar mı bunları düşünmek bu noktada? İnsanı aşacağını düşünmüyorum ben. Bir insan normalde bu tip meselelerde pirsiz olmaz. Yani bir kimsenin bu noktada üstad olmazsa bu meselelere vakıf olan o zaman sıkıntı yaşayabilir. Ama eğer bu meselelere vakıf bir üstadı varsa sorabileceği, öğrenebileceği, kilitlendiğinde kilidini açabileceği bir yer varsa o zaman onu yormaz. Yormaz derken böyle lay lay lom değil, yorulur insan. Ama hiç olmazsa kendince bir girdaba, bir kıskaca girmez, aşmasını bilir. Bu konularda şirke düşme tehlikesi her zaman var mı? Her zaman için vardır. O çizgi tam nedir? Hani o duracağı... O çizgiyi yanlış anlama. Yani seni tespit edebilmen çok güç. Veyahut da kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Bu meselenin ilmiyle ilgilenmemiş olan insanların bu noktada şirke düşmeleri her an için muhtemel. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Uyarı için söylüyorum. Önceden mesela İslam dünyasında benim nazarımda iki tane tasavvufi manada iki tane tehlikeli kitap vardır. Birisi Füsus'tur, birisi de Divan-ı Kebir'dir. Ehli olmayanların bunları okumaları caiz değildir. Açık ve net. Bakın iki tane eser, iki tane kitap vardır. Benim tespit edebildiğim, benim bildiğim. Birisi Füsus'tur. Birisi de Divan-ı Kebir'dir. Bunların ehli olmayanların okumaları caiz değildir. Benim gençlik yıllarımda, sufiliğe ilk başlangıç yıllarımda eski bir Nazillili Hacı Ali Efendi'nin vazifelilerinden bir zat vardı. Onunla sohbet ederdim ben. O derdi ki bizim büyüklerimiz Füsus'la alakalı söylemişti bunu. Kitabı kilitlerlerdi dergahta derdi. Yani Şeyh Efendi kitabı kilitlermiş, anahtarı kendisinde Füsus'u. O gelirmiş, açar, oradan bir paragraf okur, şerh eder, anlatır.
sohbet bitince tekrar kitabı koyar, tekrar kilitler, tekrar cebine koyarmış. Şimdi günümüzün bu teknoloji dünyasında Fisus'un bir sürü tercümeleri olduğu gibi, Fisus'un hani mealcilik vazide fazlalaştı ya, yani o kelimenin tam karşılığı Türkçe'de yok ama Türkçe'de onu bulmaya çalışıyorlar mesela. Bulmaları çok güç. Ama o Fisus'u alıp mesela işte internetlerde yayınlanıyor. Herkes bastırıp satıyor ama onu okumaya yetecek kadar Kur'an, sünnet ve akaid bilgisi olmayanların bunu okuyaraktan bir yere gitmeleri mümkün değil. İşin açıkçası bu. Anlamazsınız demiyorum. Haşa. Böyle bir şey asla kullanmak istemiyorum. Ama okuyacak olan insanların muhakkak onu bir bilenle okumaları veyahut da en azından temeli olması gerekiyor. Eğer temeli yoksa gerçekten sıkıntılı. Üstadım bir de internet sitelerinden MP3 indirmek falan, video indirmek haram mı? Yani başkasının hakkına girmiş oluyor muyuz? Korsan olarak bunları izlediğimizde veya indirdiğimizde. Ben o korsan nasıl indirilir bilmiyorum ama normalde örnek bizim zannediyorum, ben çok giremiyorum da sayfaya, Salim bakıyor o işleri bizim, ama yani bizim sayfada bütün her şey ne varsa var, indiriyor herkes. Neden korsan olsun ki? İlim Müslümanın yitik malıdır. Çin'de de olsa bulup alacak. Ben onu çok böyle korsan olarak görmüyorum onu. Demin söylemiş olduğunuz bu uzun emel konusunda ben bu noktada soracağım. İnsanlar bir şeyin hayalini kurarlar. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz yaşadığı çağdan şunu hayal ediyor. Arz bir gün la ilahe illallah diyecek. Yani bütün insanlığın ulaşabileceği, kainatın ulaşabileceği en son noktayı söylüyor. İşte Mekke'nin fethi de bu noktada çok kısa bir adım buna göre. İşte İstanbul'un fethedilmesi kısa bir adım buna göre. Yani hayallerin en yücesini, en ilerisini ve en üstününü koyuyor bizim önümüze. Ama bir yerden de mesela işte makam sahibi olacak, mevki sahibi olacak, iş sahibi olacak, mal sahibi olacak. Bir insanın da bu noktadaki üst vadedeki hedefleri oluyor. Ömrümün sonunda 2 tane apartmanım olsun, ömrümün sonunda 5 tane arabam olsun gibi. Bu mesela Sufi kitaplarında da eski Sufiler şöyle söylüyorlar. Uzun emel, uzun istek ve uzun düşünce Sufi'yi batıran temel sebeplerdendir. Bunların ayrımını hayatımızın içinde nasıl yapacağız? Hangi uzun isteğimizi, hangi uzun hayalimizi olumlu göreceğiz? Hangi uzun isteğimizi bizim yolumuzu batıracak etken olarak göreceğiz? Aradaki farkı nasıl belirleyeceğiz? Ben hiç aradaki farka bakmıyorum. Benim isteklerim, arzularım, hayalim Kur'an ve sünnet dairesindeyse ben onu olumlu görüyorum ve o hayalime doğru koşuyorum. Bu ister normalde mal varlığı olarak olsun, ister manevi varlık olarak olsun, iş olsun, ne olursa olsun. Ben kendi dairemde yapacak olduğum şeyin Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığına bakıyorum. Eğer normalde bir kimsenin mal edinmesi Kur'an ve sünnet dairesinde, helal dairede, onun helal dairede koşmasına sebep olacaksa neden o kimse mal edinmesin? Eğer o kimse helal dairede çoluğunu çocuğunu daha rahat yaşatmak için bu noktada düşünüyorsa neden o ticaret yapıp mal edinmesin? Burada bir handikap var. Handikap şu: uzun emelli olmak eğer Kur'an ve sünnet dairesinde pozitif bir şeyse ben onu kabul ediyorum. Ama burada şu hadis-i şerifi şerh ettiğim gibi şerh edilebilir bu. Hani bize dünya sevgisiyle alakalı
şart düşüldü ya, bu dünyayı elde etmemek demek değil. Bu dünyayı sevmemekle alakalı. Dünyayı sevmemek derken, Kur'an ve sünnet dairesinde, Kur'an ve sünnete ve arkadaşlarına, etrafına hizmet etmeyen bir dünya, senin ilahın olmuştur. Eğer ki bir kimsenin edinmiş olduğu mal, Kur'an sünnet dairesinde ailesine, çocuklarına, arkadaşlarına, eşine, dostuna, akrabalarına bir fayda sağlıyorsa, Cenab-ı Hak o maldan o kimseyi sorumlu tutmaz. O yüzden böyle söyleyerekten Müslümanları fukaralaştırmışlar. Hayır, Müslüman fukara olacaksa olacak, bunda söylenecek bir laf yok. Ama ve lakin Müslüman zekat verecekse, zekat vermek emrini yerine getirecekse, Müslümanın çalışıp mal edinmesi gerekir. Edinmiş olduğu malı gidip 5 yıldızlı otelde yemek ayrı bir şey, ihtiyacı olan arkadaşlarına yedirmek ayrı mesele. Kur'an ve sünnet dairesinde o yolda hizmet etmek, o yolda harcamak, çocuklarına bir şeyler vermek ayrı bir mesele. Buradaki Müslümanın durmuş olduğu nokta uzun emelle alakalı. Ben burası için hayal kurabilirim. Hayal kuruyorum ben Gelibolu Mevlihanesi için. Ama bu hayalim benim 10 yıllık bir hayal değil. 5 yılda tamamlanacak bir şey değil bu. İstemez miyiz Gelibolu'da bu meseleye iyice herkes el atsın, Gelibolu'da bu otursun, yerleşsin? Gelibolu'dan istemez miyiz Selanik'teki Mevlevihane açılsın? Gelibolu'dan buradan insanlar Selanik'teki Mevlevihane'ye gitsinler, orada Kur'an ve sünnet dairesinde hizmet etsinler. İstemez miyiz Gelibolu Mevlihanesi yine buradan bir sıçrama tahtası olsun, Balkanlardaki bütün dergahlara gidilsin, bir kardeşlik tesis edilsin? İstemez miyiz Gelibolu Mevlihanesi'nden Londra'daki Mevlevi Derneği'yle bir kontak kurulsun ve dünyaya bütün mesajlar yayılsın? İstemez miyiz? Ben hayalini kurarım. Bu noktada bir sorun daha olacak. Bu noktada, bu da benim için uzun emelli olmak değildir. Bir Müslümanın kendi dairesinde, kendi yapısında, kendi dairesinde, kendi konumunda plan program kurmasıyla alakalıdır. Ben Keşan için plan program kurarım, plan programı kurduğum gibi de Keşan'daki o planı, programı ince 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 orada başlarım işlemeye. Tekirdağ için plan program kurarım, ben onun üzerinde de ince ince işlerim. Bu plan programının gerçekleşmesi için mücadele ederim, koşarım. Bu uzun emelin içerisine girmez. Ama ben kendi iş yapıyorsam, işimin üzerinde de plan program kurarım. Birinci yıl bunu, ikinci yıl bunu, üçüncü yıl bunu, dördüncü yıl bunu böyle başarmam lazım derim. Bunu da kurarım. Buradaki Müslümanın dikkat etmesi gereken bir tek nokta var. Bir zenginliğini, ilmini, bilgisini zulme değil, haksızlığa değil, Kur'an ve sünnet dairesinde mücadeleye ve kardeşliğe hizmet ettirecek. Bu benim bildiğim bu. Peki Tekirdağ hakkında, Keşan hakkında, Gelibolu, Çanakkale, bazen şahıslar üzerinde de planlarınızdan, hayallerinizden söz etmişliğiniz oldu. Peki bunların en üzerindeki en büyük planınız ve en büyük hayaliniz nedir? O da bende kalsın. Sonuçta soru cevap ya yani. Ondan soruyorum. Ucundan azıcık derler. Ben fazla düşünmekten bazen şekerim yükseliyor. Uyumama nedeni de o zaten. O. Yani bundan mesela buradaki kardeşlere bir lütuf noktasında bir veya... Ben gözümün... Benim gözümün gördüğü her şeyin üzerinde ben plan program kurarım. Bunlarda kontrol sistemi sizde mi, yoksa her gün yenisi mi geliyor? Ben ya, kontrol sistemi bende diye bir şey söyleyemem. Ben sadece hayal ederim onun üzerinde. Peki biliyor musunuz en üst noktadaki hayalinizi? Kendimce mi? Evet. Neden bilmeyeyim? Ciddi misiniz yani bu noktada? Gerçekten biliyor musunuz? Neden bilmeyeyim, bilmediğim bir hayatı mı yaşıyorum ya? Yani? Bildiğiniz bir hayatı mı yaşıyorsunuz? Tabii bildiğim hayatı yaşıyorum.
Arabileşmeyelim şimdi. Ben burada tabii kısmi katılacağım. Yani kısmi katılarak da. Arabileşmeyelim. Arabileşeceksek orada Arabi'nin uzmanı orada bak oturuyor. Hoş geldin. Yine de bir kısmi olarak bu noktada bir detaylandırırsanız en azından ucundan azıcık yani en üst noktada bir Müslümanın hayali ne olmalıdır? Ben hiçbir zaman neye hizmet etmelidir? Ben mesela özür dilerim çok sözünüz tünelin kısmı. Ucundaki ışığı görmüyorsam orada yürümem. Yürüdüğüm zamanlar vardır kendimce derim ki çakmağını ben yakarım. Bu ayrı bir şeydir. Ama bir kim kendim bir yol gidiyorsam bile bile giderim. O yolda insanlar benimle beraber yürüyorsa onları da yolu göstere göstere götürürüm. Hiç kimseyi bilinmezliğe götürmem, kendimi de bilinmezliğe götürmem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bilmiyorum demek ilmin yarısıdır demiş. Ben bilinmezliğe götürmem dedim, biliyorum demedim. Bilinmezlik de bir bilinirlik değil mi dedim. Felsefe yapmayacağım bugün Halit. Ama o zaman yani en azından bir Müslümanın, bir Sufi'nin en üst noktadaki yürümesi gereken yeri ne olduğuna dair veya bunu gençliğinde görmüş olduğu bir hal olabilir, rüya olabilir. Bunu o kimseye dair. Bunu o kimseye birisi dikte etmeye kalkarsa, angaje etmeye kalkarsa ona karşı zulmetmiş olur. Peki ben sizin görüşünüzü soruyorum zaten. O da benimkinde dedim ya bende o. O bende. Bu soruya cevap yok o zaman. Mikrofon sende zaten. Efendim, yalnızlık diye bir şey var mıdır yoksa bu kişinin kendinde oluşturduğu vehim? Kendinde oluşturduğu bir şeydir. Nasıl aşar peki bu vehimden nasıl kurtulur? Aşmak yalnız isterse bir dakikada aşar, bir dakika bile uzun. Yolu nedir? Yolu nedir? Ben yalnız değilim der biter. Ama insan ister istemez etrafında sanki kimse yokmuş gibi hissediyor. Veyahut da yani var da kendisini onları uzak görüyor. O kimsenin kendince psişik hallerinden kaynaklanıyor. Basit şeyler onlar. Yani bir kimsenin kendisini yalnız hissetmesi pisişik bir şeydir. Bu pisişiklikten insanlar lezzet alırlar. Kendi kendine hoşlarına gider. Kendilerine dönerler. Kendilerini seyrederler. Biraz hüzünlenirler, ağlarlar. Hoş bir şeydir bu. Bundan böyle bir hicran, hüsran çıkmaz. Tatlı bir şeydir bu. Ama bu pisişik bir şeydir. Hiç kimse yalnız değildir sonuçta. Bunun fazlalığı insanı psikolojik olarak yıpratır mı? Efendim? Fazlalığı yani bu hani dediğiniz bu bir tattır dediniz ya. Bu fazla hissediyorsa Abdullah'a müracaat edecek. Doktor Abdullah ne güne duruyor? Bak bunun fazla hissediyorsa kendince, kendi dairesinde bunu daha da arttırıyorsa ve bu onu sosyal olarak geriye itiyorsa Doktor Abdullah'a müracaat edecek. Ama bu böyle değil de zaman içerisinde, günün içerisinde veya işte belli şeylerde bunu hissediyorsa bu gayet normal bir şey, güzel bir şey. Tatlı bir şey bu hatta. Bundan lezzet alacak, tat alacak. Yalnızım diyecek, biraz da arabesk yapacak. Harika bir şey. Yarım saat, 45 dakika sonra mesela sevgilisi varsa merhaba canım dediğinde ne yalnızlık kalacak ne bir şey. Veyahut da işte eşi varsa eşi bir telefon açacak, akşama gelirken iki tane ekmek getir diyecek, ha yalnız olmadı, çıkacak meydana. Veya çocuğu varsa, çocuk bir telefon açacak veya telefonda çocuğun sesini duyacak, bir çek diyecek ki yalnızlık yokmuş. Ama öbür türlü o hani melankoliklik var ya böyle, tatlıdır o, hoştur. Onu yaşasın insan, ondan tat alsın. Bir şey olmaz ondan. Hatta zaman zaman insan kendini o yalnızlık girdabına atsın, orada yalnız olduğunu hissetsin, bunun tadını çıkarsın, böyle bir yaşasın. Ama bu bir saat sürer, iki saat sürer, üç saat sürer. Yani gidersin Lapseki kıyısına, oturursun banka, rüzgar vuruyordur sert sert, hiç kimse yoktur. Kendi kendine dersin ki ya tamam işte yalnızım burada, ne kadar güzel. Deniz bir tarafta, rüzgar vuruyor, soğuk bir taraftan vurmuş.
Hiç beklemediğin zaman da bir bakmışsın birisi termostan gelmiş yanına. Ha ne oldu? Yalnızdın. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben anne baba çocukları üzerinde hakkını, çocukların da anne baba üzerinde olan hakkını öğrenmek istiyorum. Bir de hocam anne baba çocuklarına zulüm uyguluyorsa, dini yönden hiçbir şey öğretmemişse, dışlamışsa, haksızlık yapıyorsa, baba faizcilik yapıyorsa, hiçbir şekilde çocuklarına sahip çıkmıyorsa, ondan sonra sana size hakkımı helal etmiyorum deyip küsüyorsa, bu evlatlar nasıl bir yol çizmeli? Allah'ın huzurunda hani Kur'an'da diyor ya, Allah'tan sonra anne baba hakkı, ona karşı itaatsizlik yapmayın diyor ya. Ne yapması gerekiyor bu evlatların? Hiçbir şekilde annenin babanın yanına yaklaşamıyor evlatlar. Küsüyorlar, beddua veriyorlar. Çocukların hiçbir şey yaptığı yok. İbadetlerde de annem babam, ben ibadet ediyorum ama annem babam bana küskün. Acaba ben boşuna mı ibadet ediyorum diye de insanın aklına gelmiyor değil. Ben bunlar hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Din kadimdir, İslam dini. Yeni değildir. Adem'den itibaren din ayaktadır. Bütün o peygamberler anne baba hakkını muhakkak önemsemişler ve anlatmışlar. Kur'an ve sünnet dairesinde bir çocuk anne ve babasının önünde hiçbir zaman haklı değildir. Bir, biz anne babalarımız, üç aşağı beş yukarı hepimiz aynı toplumun içerisinde yaşıyoruz. Anne babalarımız dini bilmiyor olabilirler. Anne babalarımız doğru hareket etmemiş olabilirler. Hepsine de hakkımızı helal edeceğiz. Hepsine de onlara hürmet ve hizmette kusur etmemeye gayret edeceğiz. Kur'an ve sünnet dairesinde. Geri kalanını boş vereceğiz, geçeceğiz. Bunun sonu yok çünkü. Yani normalde bir kimse işte annesi babası hata yapacak, kusur edecek. Hepsinde de var ki, bu toplumun hepsinde de var bu. Anne baba kalkıyor mesela işte evlatların arasında ayrımcılık yapıyor. Çocukların arasında ayrımcılık yapıyor. Cinsiyetlerin arasında ayrımcılık yapıyor. Erkek çocuğuna ayrı, kız çocuğuna ayrı ayrımcılık yapıyor. Miras ayrımı yapıyor. Hepsinde yapıyorlar. Bunları normalde bunlar yanlış evet ama onlar eğitilmediler ki bu noktada. Bu topraklarda 150 yıldan beri din eğitimi yok. Bu topraklarda 200 yıldan beri dini veyahut da insani değerler eğitimi yok. Bizde değerler eğitimi yok 200 yıldan beri. Yani biz bir şeyin ne değerli? Önce insan mı değerli? Önce din mi değerli? Önce ne değerli bizim için? Biz onun bilmiyoruz ki biz onu. Biz din adına insan öldürüyoruz. Biz din adına evlat, çoluk, çocuk katili oluyoruz, anne baba katili oluyoruz, din adına kardeş katili oluyoruz, din adına biz kardeşimizle konuşmuyoruz, arkadaşımızla konuşmuyoruz, din adına annemizi, babamızla konuşmuyoruz, zıtlaşıyoruz, din adına çocuklarımızla biz zıtlaşıyoruz, konuşmuyoruz, def ediyoruz. Önce insan diyemiyoruz ki biz, değerler eğitimi yok. O yüzden biz şimdi oturuyoruz mesela bütün toplum canı yanan diyor ki anne baba hakkından bize bahseder misin? Bahsetsem gidecek annesine babasına iyice zulmedecek veyahut da küsecek. Anne baba da o çocuğuna iyice zulmedecek, küsecek. Ben de diyorum ki birbirinizden hak hukuk aramayın, birbirinize muhabbet besleyin. Birbirinizi sevin. Aynı şey eşler için de geçerli. Ya diyorlar ki işte karı koca hakkını bize anlatır mısınız? İyi, karı koca hakkını anlatacağım. Makine mi karşındaki kadın? Karşımızdaki erkek makine ise diyelim ey makine sen şu saatlerde böyle çalışacaksın, bu saatlerde böyle çalışacaksın, bunu böyle yapacaksın. Biz eşlerimizi ütü makinesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak robotu, yemek robotu, temizlik robotu gibi görünce ne anlamı kaldı ki evliliğin? Veyahut da biz erkekleri elektrik parası, su parası, doğalgaz parası, ev kirası, ondan sonra normalde işte kıyafet parası, market parası, alışveriş merkezi parası olarak, bankamatik olarak görüyorsak ne anlamı kalacak ki? İyi, ne sen benim eşimsin, al kredi kartını, 3 milyar lira da bunun limiti var, harca işin gücün rast gelsin, Allah'a emanet ol. Ne bu mu yani? Aynı şey, anne babalar da bunu çocuklarına karşı onu yapıyorlar.
Yani bir anne baba düşünün, işte kendisinde var, çocuğunda yok. Bir anne baba düşünün, ben nasıl oluyorsa, nasıl düşünülüyorsa bu. Anne baba da, ben Bursa'da biliyorum. 80 kusur tane dairesi olan bir adamın kızı kirada duruyor. Ve bu kadın yalnız yaşıyor. Adamın söylediği söz, anne babanın söylediği söz de şuymuş: biz öldükten sonra rahat edeceksin kızım. Ya cahil toplum. Yani sen öldükten sonra nesine rahat edeceğim ben? Bunun gibi. Ben Bursa'ya göçtüğümde 93'tü, 92'de, 93'te, 94'te ben bir iflas ettim. İzmir Bayındır'da bizim yerler var. Ben gittim, kendi yerim olan, babamdan kalan bir arsayı satacağım. Arsaya anlaştım, tam satacağım. Annem arkadan dolaşmış, adama demiş ki alma arsayı. Adam ertesi gün vazgeçti. Ben anladım annemin öyle yaptığını. Anneme dedim ya neden böyle yaptın? Ben satılmasını istemiyorum dedi. Ya anne benim ihtiyacım var. Hayır satmayacağım dedi. Ben tapuları bıraktım. Benim burada bir malım yokmuş demek ki dedim. Selamünaleyküm, aleyküm selam bitti. Ve annem ölünceye kadar ben oradan içeri bir daha girmedim. Hiç hala daha girmiyorum ben. Annem diyordu ki bu anne benim bu ayındırda malım yokmuş. Bitti. Neden? Ya sattırmadın. Bana o zaman lazımdı. E şimdi lazım değil. Örneğin duruyor işte. Yıkıldı gitti hepsi de. Bakın hepsi de yıkıldı gitti. Ama bizde böyle bir şey var. Yani bizim çocuklarımız bir yerde sıkıntı çekerken biz canımız rahat edebiliyor. O yemeği nasıl yiyebiliyorsa insanlar. Yani akşam olduğunda nasıl başına yorganı örtüp çekip yatabiliyorsa. Yani çocuğunun problemi var, sıkıntısı var. Çocuğunun problemi, sıkıntısı varken nasıl böyle yorganı sırtına yatıyorsa öyle yatıyor. Aynı şey çocuklar için de geçerli ki. Yani anne baba bir tarafta ot yerken oradaki o çocuk et yiyorsa sıkıntı var bu işte. Ha hukuku bırakın. İnsan olalım biz hep beraber. İnsanca davranalım. Önce insan diyelim. Ya bu kardeşimizse bize kötülük yaptıysa yaptı. İnsan ama önce. Veyahut da bizim kocamız ya insan önce yanlışlık yaptıysa yaptı. Neden sert davranıyoruz ki evde ona? Veyahut da o bizim eşimiz, karımız yanlışlık yaptıysa yaptı. Neden sert davranıyoruz ki biz ona? Önce insan desek ya. Bu normalde bizim değerler eğitimimizin olmadığından kaynaklanıyor. Değerler eğitimi yok. Değerler eğitimi olursa biz önce insan diyeceğiz. Bakacağız ya insan önce bu. Biz ayırıştırıyoruz. Sufiydi, değildi. Solcuydu, sağcıydı. Aleviydi, dinliydi, dinsizdi, ateistti, putperestti. Bu bizdendi, bu sizdendi, bu şucuydu, bu bucuydu. Tamam, bitti. Her şeyi ayrıştırıyoruz biz. Bu Fenerbahçeli, bu Galatasaraylı, bu Beşiktaşlı. Adam takım için birbirini öldürüyor, birbirine bıçak çekiyor, satır çekiyor. Değerler eğitimi yok. Değerler eğitimi yok. Ondan. Yani ben hak hukuk deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Hakkınızı helal edin. Kim bizim hak isteyeceğimiz kim? Eşimiz. Çocuklarımızın annesi veya babası önemli değil. Bizim hak isteyeceğimiz kim? Annemiz, babamız. Anne baba olarak hak isteyeceğimiz kim? Çocuğumuz bizim. Doğsun diye uğraş verdiğimiz, doğduktan sonra büyütmek için uğraş verdiğimiz, büyüttüğümüz, büyüttükten sonra vay o gelinin sözüne dinledi, istemiyorum onun, lanet olsun böyle oğlana dediğimiz kimse. Veyahut da bak gördün mü evlendi kocasının sözüne bakıyor, bize şimdi bakmıyor, lanet olsun bu kıza dediğimiz şey. Ya kim? Veyahut da benim istediğimle evlenmedi, gözüme görünmesin. Ha tamam bitti. O adamla bu kapıdan içeri giremezsin sen. O adamı boşa, ondan sonra bu kapıdan içeri gir. Kim? Kızın senin. Hayat tecrübesi. Ben kendi dinlediklerimi söylüyorum size. Bana söylenenleri söylüyorum. Ya yapma etme, bu senin kızın değil mi? Kızın ya. Yanlışlık yaptıysa yaptı.
Söylemiş, bak ben bu adamla evleneceğim demiş. Neden makuliyet aramadın, gittin, sordun, soruşturdun, şunu yaptım, bunu yaptım, ses yok. Ben onunla evlenmesini istemedim. Bitti. Hepsi de evladımız bizim ama biz intikam alıyoruz. Allah bizi affetsin. O yüzden eğer anlattığım protip babansa affet, hizmet et, boşver. Büyüklük sende kalsın. Efendim, günümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içindeki putları yıkmış, fakat günümüzde veya yaşantımızda işte kol saatimiz var, kol saatimizi takmadan günümüzü geçiremiyoruz. Kadınların kolyeleri, küpeleri var, onları takmadan mutlu olamıyorlar. İntizamlı bir sofraya oturmadan doyamıyoruz. Bu örnekler çok çoğaltılabilir. Günümüzün bunlar putları mıdır? Eğer bunlar günümüzün putlarıysa nasıl yıkacağız? Biz bu noktada benim kendi din anlayışım bu. Bunun eksik görebilir insanlar. Bütün bu kolyesinden, yüzünden, küpesinden saatine varıncaya kadar, muntazam sofraya varıncaya kadar. Bunlar bizim Kur'an ve sünnet dairesinde yaşantımızın içerisindeyse Allah'ın verdiği nimetler, hamd edelim. Biz yeter ki o muntazam sofraya bir dostumuzu, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi oturtturabiliyorsak, o güzel saati Kur'an ve sünnet tarihinde lazım olacak bir yerde atıveriyorsak ortaya, yere sıkıntı yok. Yani feda edebiliyorsak mı? Bitti. Yani normalde bakın şunu unutmayın. İnsanların ekonomileri Kur'an ve sünnet tarihinde kullanıldığı müddetçe put değildir. Eğer insanlar ekonomik güçlerini Kur'an ve sünnet dairesinde kullanmıyorlarsa, o zaman senin dediğine katılıyorum ben. Yoksa kadınlar kolyesiz de durmasınlar, süslensinler, kocalarına süslü bir şekilde görünsünler. Ne böyle saçı başı dağınık, kendine dikkat etmeyen bir kadınla karşılaşsın ki bir adam? Bir kadın da neden böyle kendine bakmayan pis, berbat bir adamla karşılaşsın ki? Herkes kendine baksın, herkes muntazam olsun. Sofra da muntazam olsun, kadın da muntazam olsun, erkek de muntazam olsun, evi de muntazam olsun. Ama bu muntazamlığın içerisinde o kimsenin dindarlığı da muntazam olsun. Kaliteli yaşasınlar insanlar. İnsanız, hepimiz kaliteli yaşayalım. Bakın ama burada sapma olmasın, sapıklık olmasın. Burada komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifi tecelli etsin. O mahallede bir kişi aç yatmasın. O mahallede bir kişi ilaçsız kalmasın. O mahallede bir kişi elektriksiz kalmasın. O mahallede bir kişi ısınmadan geceyi geçirmesin. Bu da olsun. Yani gettolaşma olmasın. Bunları kabul ediyorum. Zenginler bir mahallede, fukaralar bir mahallede olmasın. Böyle bir gettolaşma olmasın. İslam bunu kabul etmez. Ama şimdi sistem gettolaştırıyor şimdi. Mesela TOKİ'nin yapmış olduğu şeyler, gettolar üretiyorlar. Devlet eliyle gettolaşıyor. Şimdi yavaş yavaş şeyden geçiyorlarmış. Ne o? Bundan uzaklaşacaklarmış. Yani bir yerde 200 metrekare, 250 metrekare daireler yapacaksınız. Onları 1 trilyona, 1,5 trilyona, 2 trilyona satacaksınız. Onları bir yere toplayacaksınız. Bir yerde de 35-40 metrekarelik evler yapacaksınız. Fukaraları da oraya toplayacaksınız. Bunlar birbirlerini görmeyecekler hiç. Birbirlerini tanımayacaklar. Böyle bir İslami bir kültür yok. O 250 metrekarelik dairenin karşısına da 35 metrekarelik de bir tane daire koyacaksın. O 35 metrekarede yaşayan kimse de, 250 metrekarede yaşayan kimse de aynı apartmanda yaşayıp aynı asansörde yaşatabiliyorsan ve onları birbirleriyle dost edebiliyorsan, o zaman mükemmel. Burada insanlar ekonomik rahatlıkları buldukça kendi gettolarını kurmayacaklar. Veyahut da bir hata daha. Sufiler bir blokta toplanıyorlar. Hep beraber bir blokta oturalım. Gettoluk bu. Veyahut da işte havuzlu villalar bir yerde toplanıyor. Gettoluk bu. Veyahut da
örnekliyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın, siyaset yaptığından değil, CHP'liler bir blokta, Milli Selametçiler bir blokta, ülkücüler bir blokta, blok blok. Ya önce insan CHP'li ise CHP'li, AK Partili ise AK Partili, hangi partiden olursa olsun önce insan, biz onları bir arada getiremiyorsak ve onlar da bu ülkenin kalkınması için bu insanlığın daha iyi, daha rentable, daha realiteli, daha güzel bir ülke düşünüyorlarsa herkes birbirini dinlesin, herkes birbirine baksın, neden gettolaşıyoruz ki? Oturma, yaşam alanlarında gettoluk, fikirsel noktada gettoluk, bu noktada dinsel noktada gettoluk ayrıştırıyor insanları. Efendim bir de israfın ölçüsü nedir? Yani bu evden yenecek bir lokma ekmeğe kadar israfın ölçüsü nedir? Atılmadığı müddetçe hiçbir şey israf değildir. Yani 3. 5. saat, 3. 5. ayakkabı israf mıdır örneğin? Atılmadığı müddetçe, atıl bir yerde durmadığı müddetçe bir şey israf değildir. Bir yer atılsa, hiçbir kimse kullanmıyorsa, kimse kullanamıyorsa o israftır. Biz bir ailenin neye ihtiyacı var olduğunu bilemeyiz. Biz bakarız 3 tane televizyon bir eve fazla, israf değil mi deriz. Ama o ailede psikolojik, psikolojik sendrom vardır. Saplantılar vardır. Onlara 3 televizyon bile yetmez. Bilemeyiz. Bize israftır o. Ama onlar için elzemdir. Hocam önce hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok çok teşekkürler. Şimdi bir bilgi almak istiyorum izninizle. Efendim, korkularımızın en büyüğü Allah korkusu olmalıdır. Bunu da Allah'a olan sevgimiz, aşkımız ile geçeriz. O zaman da şeytan bize uzaklaşır, bizden uzaklaşır ve yalnızlığımız kaybolur. Bu hususta sizin görüşünüz nedir? Korkular en fazla Allah'a olan sevgiden fazla mı olacak? Hayır. Korkularımızın en büyüğü Allah korkusu olmalıdır. Evet. Bunu da Allah'a olan sevgimiz, aşkımızla geçeriz, aşarız. O zaman şeytan bizden uzaklaşır, yalnızlığımız kaybolur. Eyvallah. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben varlık alemine Hakk'ın tecelliyatı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Dün akşamki sohbetinizde deniz hak, dağ hak, gök hak, her şey hak derken, ben az önce gemide buraya gelirken denize baktığımda denizin içinde koskoca bir alem var. Bu alemi düşündüğümüzde Hakk'ı görmek böyle bir şey midir dediğimde duruyorum. Sonra başka bir kelamınız aklıma geliyor. Her dalgasında Rabbimin ismi celillerini görmekten bahsediyorsunuz ya da sevginin hallerini görmekten bahsediyor musunuz denizden? Eğer deniz bir örnekse denizde Hakk'ı görmek nedir? Teşekkür ediyorum. Dün akşam demişim, dün dünde kaldı. Dün akşam ne dediysem, birisi kalktı bir 4 sayfa bir dosya koydu önümüze, ne dediğimizi bilmiyoruz artık. Ben soruyorum. Şimdi önünüzde bir masa var. Bu masaya bakan kimse diyor ki bu çok güzel bir masa. Bir diğer kişi bakıyor ama bu masa güzel değil diyor. Veya Mevlevihane'nin direklerine, Mevlevihane'nin kendisine birisi bakıyor, bu güzel diyor. Ama birisi de bakıyor, bu güzel değil diyor. Şimdi iki cihet çıkıyor maddenin içerisinden. Bir olumlu tarafı, bir de olumsuz tarafı. Veya güzellerin en güzeli olan Hazreti Peygamber'e, işte Hazreti Ebubekir çıkıyor, güzel diyor.
Hazreti Ebu Cehil. Cehil çıkıyor. O da diyor ki güzel değil diyor. Şimdi bu durumda neden Ebu Cehil'e de Hazreti ya? O da şeytanın Hazreti ya. Ne var yani? O da şeytanın Hazreti. Bu durumda varlık insanların bakışlarına göre anlam değiştiriyor. O zaman varlığın realitesi nerede kalıyor? Gerçekliği nerede kalıyor? Bir varlığın gerçek sıfatları neyle mümkün? Hazreti Peygamber'e bile Ebu Cehil olumsuz diyebiliyorsa veya bu masanın olumlu veya olumsuz tarafı varsa bu varlığın bu noktadaki gerçeği nedir? Yani bu eşyanın gerçeği nerededir? Nasıl tanımlanır? Yerin de göğün de nuru Allah'tır. Şimdi burada da bir nur nedir diye soru soracağım. Nur mesela ışık mıdır? Değil. Işık diye tanımlamışlar. Ama sonuçta bütün dünya karanlık olsaydı, şu ışıklar olmasaydı ben sizi göremeyecektim. Görürdün. Neyle görecektim? Görmek sadece gözle değil. İşte o gözden başka görmüş olduğumuzun da bir karanlık alemi var. Sonuçta görmeyi söyledin, karanlık alemin değil. İnsanlar dokunuyorsak dokunmanın da bir dokunamama alemi var. Karanlıkta da görebilirsiniz. Karanlıkta da görebiliriz. Neyle görebiliriz? O gördüğümüz şeyin de bir karanlık alemi olduğunu düşünürken acaba bu görmemizi sağlayan mıdır nur? Nur nedir? Eşyanın, bu maddenin bu noktadaki gerçek mahiyeti nedir? Dua etmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatine eriştir diye. Yani sonuçta bu masayı birisinin güzel görmesi de hak, çirkin görmesi de hak. Hak demek doğru demek değil. İşte o hak demek ne demektir? Hak demek o demek. Onu tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Yani o tanımlanmazsız. O zaman biz neden uğraşıyoruz ki? Tanımlanmazsız deyip geçelim. Uğraştırıyor işte. Bir kılçık atıyor senin içine, sen uğraşıyorsun. Peki bu işin uğraşmazlığı yok mu? Yok. Yani bir kılçık peşinde mi koşturuyor? Hakan'a bilen uğraştırıyor. Allah onun yardımcısı olsun buradan söyleyeyim. Neden? Durumu çok mu vahim? Bilmiyorum, hani ben de kendi gözümle gördüğümden Allah yardımcısı olsun dedim. Belki de kendimi tanımlıyorum şimdi ben de onun üstünde. Şimdi ben ona desem ki deli, o deli mi olacak? Değil. Ama benim deliliğim onun üstünde sirayet etmiş olacak. O zaman deli ben olacağım. Bilmiyorum, aranıza yani girmeyeyim. Hakan abinin de bu noktadaki hakikatini bilemiyorum. Yani işin doğrusu ben hakikatini bilemiyorum. Hakikati bilemiyorum. Bütün hakikati o de geç. Mesela çok bir şey söyleyeceğim. Bunu size dayanaraktan ve size güvenerekten söylüyorum. Geçmişte ben böyle çok hatalar yaptım. Mesela insanlara baktığım zaman gençliğim yıllarında böyle surat ifade ve şeylerden onların genetik gibi özellikleri böyle bilgisayar gibi gözümün önüne geliyordu. Ama bunu ben söyledim, bu kayboldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama bunu size dayanaraktan söyleyeceğim. Gene kaybolacak diye mi korkuyorsun? Yani başka söyleyebilecek yerim yok. İsterseniz söylemeyebilirim. Yok canım, söyle. Kaybolacaksa kaybolsun. Sizden yani bu bilgi kimsede yok. İşin doğrusunu söyleyeyim. Hani burada ne yapacağıma dair bir bilgim yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in harfleri bilinmiyor veya okunmuyor veya Kur'an-ı Kerim'i aldık okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başladık. Mahlacını bilsek, okunmasını, onun okunuş tarzını dilimizden çevirsek ama manasını bu noktada anlayamıyoruz. Fakat geçenlerde şöyle bir şey oldu.
Ama bu çok böyle %20-%30'luk bir şey. Kur'an-ı Kerim okunurken ben onun okunuş anında hiçbir şeyi bilmiyorum. Yani anlayamıyorum. Fakat neyin ne olduğu bir anda anlaşılmaya başladı. Her kelimenin ne olduğu, yani dilini bilmediğim bir şeyin, mantığını bilmediğim bir şeyin, aklını bilmediğim bir şeyin bir yerden ne olduğunu anlamaya başladım. Mesela işte şer kelimesi anında ne olduğunu bir şey tanımlamaya başladı. İçimde bir şey onu tanımlamaya başladı. Bu nedir diye böyle bir dur. Sana faydası ne bunun? İşte onu soracağım ben. Bilsem zaten buraya getirmem bu konuyu. Bu ne? Ondan sonra ben bu noktada nasıl davranmalıyım? Yani bu biraz, o zaman dedim ki yani bu herhalde yani nedir? Faydasız ilimden sana sığınırız. Anlatamadım galiba. Kur'an'ın manası ve anlamı diyorum. Bu bir faydasız ilim mi? Yoksa beni yanlışa götürecek bir şey mi? Faydalı ilim, yerli yerinde insanı doğruya götüren, yerli yerinde ona faydası olan bir şeydir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i bütün hepsinde hıfz etmiş olsa ve Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiş olsa, o kimsenin bilgi dağarcığında bunlar dursa, ama o kimseye bunların faydası olmamış olsa beyhudedir, boşadır o. O yüzden önemli olan faydalı ilimdir. İlim sahibi olmak değildir. Faydalı ilim sahibi olmaktır. Bir kimse bu noktada Kur'an-ı Kerim'i küçümsemek için söylemiyorum. Eğer bize şu anda burada lazım olan bir ilim lazım. Eğer bize şu anda burada lazım olan ilim bizim işimize yaramıyorsa, burada o ilim yok ise, tecelli etmiyorsa, bizim kafamızdaki ilminin bir anlamı yok. Bizim gönlümüzdeki ilmin de bir anlamı yok. Bir şey lazım olduğunda gözümüzün önüne gelmeli. Lazım olduğunda dağarcığımızdan çıkmalı, önümüze konmalı. Biz sana gelen o ilmin faydalı veya faydasız olduğuna hükmedemiyoruz şu anda. Ama faydalı ilim, bizim bildiğimiz anında bizim lazım olduğu anda önümüze düşen ilimdir. Evet. Selamünaleyküm hocam. İçimize düşen kılçıklardan biriyle ilgili size soru sormak istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedik. Günümüzde o kadar çok insan var ki Rabbim kimseyi o duruma düşürmesin, istemek zorunda kalıyor. O kadar çok dilencimiz var ki bunları gördüğümüz zamanlarda biz çok üzülüyoruz. Mutlaka iki liramız olsa birini mutlaka vermeye çalışıyoruz. Ama öyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ki haberlerde izliyoruz, çevremizde yaşıyoruz. Kiminin mesela geçenlerde bir haberde dinledik. Ölen bir tane dilencinin milyarları çıktı bankada. Böyle düşündüğümüz zaman işte o kılçık içimize yerleşiyor. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Vereceğimiz insanı nasıl ayırt etmemiz gerekiyor? Dilenenlere İçimize vermemekte için... özgürüz. O yüzden dilencilere vermeyiniz özellikle. İşte bunları nasıl tespit etmemiz? Bunu tespit etmek çok basit. Dilencinin önünde bakıyorsun 5-6 lira para var, verme. Bunun şeyi, ölçüsü şu, Hazreti Ömer Efendimiz'e gelmiş birisi, şeyenillah demiş. O da demiş ki, heybende ne var? Biraz buğday var ya Emir el-Mü'minin demiş. Almış heybesindeki buğdayı, kendi devenin önüne dökmüş, ona kalkmış bir akçe vermiş. Şimdi demiş, bu para sana caiz oldu. Daha öncesinde caiz değildi, senin heybende yiyecek içecek bir şeyler vardı demiş. Bir kimsenin bir öğünlük yiyeceği bir şey var ise onun dilenmesi caiz değildir. Bir kimse bir şey isteyeceği zaman da istemenin İslam'daki hukuku şudur. Siz temiz yüzlülerden isteyiniz, zorunlu kalırsanız. O kimse zorunlu kalırsa
temiz yüzlülerden gider ister. Öyle bir zamanda bir tane avukat geldi. O kimse geldi. İsterken de yerin dibine girer zaten. Bak, o kimse isterken de yerin dibine girer. Öyle yerin dibine girerekten isteyen bir kimse varsa da vermiyorsa bir kimse, o zaman zulmetmiş olur. Bakın burası enteresan bir noktadır. Bizde böyle bir şey var. Adamın kasasında trilyonlar var. Geldi dilenci şeyenillah dedi, ona 1 lira verdi, çok büyük iş yaptı. Vicdanını rahatlatıyor. Öbür tarafta birisi, bir arkadaşı, eşi, dostu geldi 5 milyar istedi ama ona vermedi. Dilenciye vermiş olduğu 1 lirayla kendini mutmain etti. O yüzden normalde bu noktada ölçü şu, benim kendimce ölçüm. Darül İslam'da dilenmek yasaktır. Ama Darül İslam'da dilenmek yasak olduğu gibi, eğer orada bir kişi aç kalırsa bundan sorumlu olan devlettir. Bu devleti yönetenlerin yatacak yeri kalmaz o zaman. Bugün eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aç olarak yatanlar var ise, o devleti yönetenlerin, devleti yönetenlerin yatakları Hint fakirlerin yataklarına döner. Dönsün inşallah zaten. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki hocam. Özür dilerim. Bu noktada normalde şimdi devlet sosyal devlet olmalı, hiçbir vatandaşını aç bırakmamalı. Bak, hiçbir vatandaşını aç bırakmamalı. Ama bu vatandaşlar da kendini tembelliğe salmamalı. Bu ince çizgiyi devlet düşünsün. Onu ben düşünecek değilim. Burada bu dediğim Darül İslam'da. Darül İslam'ın dışında da bir kimsenin ihtiyaç sahibi ise, bunu yetiştiremiyorsa, fukaraysa, ona isteme müsaadesi verilmiş ama onlar da makul dairede isteyecekler. O yüzden Türkiye'de dilenenler, isteyenler makul değil. Ben vermiyorum kolay kolay. Teşekkür ederim hocam. Buradan el kalkıyor. Selamünaleyküm efendim, hoş geldiniz. Geçenlerde bir film vardı. İnsanlar beyninin %10'unu kullanabilir. Oradan yola çıkarak insan beyninin %100'ünü kullansa acaba ne olur diye bir konu ele alarak bir film yapmışlar. Bu astral seyahat, işte insanın eşyaya hakim olmak mı diyorsunuz? Hani onları çözmek, hani suya dur dediğinde durdurabilmek, bu tarz şeyleri filmde beynin %100'ünü kullandıktan sonra hükmedebilir hale geldiği falan işlenmiş böyle. Benim de aklıma geldi, hani beynin odaklanmasıyla mı insanın seyri sülük dediğimiz yolda yolu açılır, yoksa daha fazla sevmekle mi, hani gönül yoluyla mı açılır? Bu akıl ve gönül bağlantısıyla mı olur? Filmin ne olduğunu bilmiyorum ama normalde eşyanın üzerindeki hakimiyet Allah'ın yaratmasıyla alakalı. Ama bu eşyanın üzerindeki hakimiyet Allah yaratırken kesbetmek, bunu istemek, buna odaklanmak kulağa ait. Bu tamamen Allah'ın lütfu oluyor yani. Evet. Hani peki gönüldeki sevgiyi artırarak mı insan seyri sülükte Allah'a daha çok yaklaşır, yoksa bu o kimsenin düşünüyor? O kulun o meseleye odaklanmasıyla alakalı ve Allah'la olan irtibatına alakalı. İslami olarak düşünüyorsak, İslami olarak biz buna düşünürsek, o kulun Allah'la olan irtibatının kuvvetliliği ve o mesele olan odağıyla alakalı, odaklanmasıyla alakalı. Hani farzları yerine getirmek, nafilelerle yaklaşmak, o yolu izlemek. Efendim? Farzları yerine getirip nafilelerle yaklaşmak gibi, evet. O yolu yerine getirmek. Onun gibi. Peki efendim, günümüzde bazı farzları yerine getiremediğimiz olabiliyor. Her birini zaten yaşamak mümkün değil. Hani nafileleri yapmaya çalışsak bile. Bu noktada insan hiçbir zaman sana hakkıyla kulluk edemedim zaten çok açık hissediyorsun. Peki nasıl daha fazla yaklaşılacak? Burada hani daha fazla sevmek mi lazım? Ya da neden daha fazla sevemiyoruz? Eksikliğimiz nerede? Dudakların onun zikriyle ıslak olsun. Her daim. Kaçta molamız?
Efendim ben normalde kekelemiyorum konuşurken ama namazda bu çok sık oluyor ve 1,5 yıldır falan oluyor. Bu neden acaba? Namazda kekeliyorsun. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim okurken. Konuşurken hiç olmuyor ama namazda oluyor. Kur'an-ı Kerim'i içinden okurken kekelemezsin. İçinden oku. Yani dudaklarımı kıpırdatma. Dudaklarını kıpırdatmadan oku. Dilini kıpırdatmadan okuyabilirsin. Sıkıntı olmaz. Boş zamanlarında da tevhidi dilinle söyle. Mesela tevhidi la ilahe illallah, la ilahe illallah diye o kekemeliğini aşağı aldır. Efendim şimdi kapitalizmle İslam'ı aynı kefeye koymak istemiyorum. Fakat şimdi kapitalizmin sınırlarını düşündüğümde bu Maslow denen bu bir düşünür var. O insanların ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre koyup belli bir piramit kurmuş. Kapitalizm de bundan faydalanıyor. Yani insanların ihtiyaçları üzerinde İslam'dan çok uzak bir düşünceyle bu şekilde kendi sınırlarını oluşturmuş. Şimdi fakat şöyle bir şey olabilir mi? İnsan ihtiyaçlarını düşündüğümüz takdirde biz bunu İslam'la bağdaştırıp ticari hayatımızı, normal günlük hayatımızdaki iş hayatımızı buna göre yönlendirebilir miyiz? Yönlendirebiliriz ama normalde bu böyle topyekun bir bilinçlenme ve şuurlanma savaşıyla olması lazım. Yani bu normalde kendi kendimizi mesela Don Kişot gibi değerlendirebiliriz. Yani karşımızda kocaman yel değirmenleri var. Biz onunla mücadele ediyoruz. Bir avuç insanız burada. Onun gibi biz algılayabiliriz belki de bunu. Ama ve lakin bence bu önemli. O kapitalist sistemin yenemediği, kapitalist sistemin avucunun içine alamadığı küçük küçük de olsa topluluklar olmalı. Bu topluluklar bununla mücadele etmeli. Evet, kapitalist sistem insanların ihtiyaçlarının üzerine kurmuş sistemi, ihtiyaçlarını fazlalaştıraraktan kurmuş. İhtiyaçlarımızı fazlalaştırıyor. Her gün daha da fazlalaştırıyor. Bizim için ihtiyaç olmayan şeyi ihtiyaç olarak görmeye başlıyoruz biz. Onu bir ihtiyaç görüyoruz artık. Onu bir ihtiyaç görerekten bu noktada onun sistemini normalde yardımcı olmuş oluyoruz. Bunu normalde ihtiyaçtan kesilmek, ihtiyacı olabildiğince aşağı çekmek, o sistemin çarkına çomak sokacak. Bununla alakalı bilinçlenmemiz, şuurlanmamız, eğitilmemiz gerekiyor. Yani tabii hemen aklımıza bir komünist sistem geliyor bu sefer. Mesela örneğin İslam'da bir kimsenin en fazla 3 kat yazlık, 3 kat da kışlık elbisesi olacak. Dördüncüsü olunca israf. Biz bunu böyle söyleyince yeşil komünistsin sen diyorlar. Şimdi bu neden öyle nitelendiriliyoruz biz? O kapitalist sistemin çünkü çarkına çomak sokulmuş oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Sizin 3 tane olacak. Yani işte 3 tane ceketiniz olacak, 3 tane paltonuz olacak, 3 tane kışık pantolonunuz olacak örneğin. 3 tane de yazdığınız olacak. Şimdi burada örtünen kadınların mantolarını sıralamaya kalksak herhalde Paris'e yol tutar. Hele örtülerini kilometrelerce yapar. Bu normalde bakın ne İslam noktasında ne Sufi noktasında o kapitalist sistemi durduramıyoruz biz. Bakın durduramıyoruz. Ama bunu normalde toplumlar, bütün dünya insanları bunları anladıkları anda sistem durmuş olacak. Ama bunu anladıklarında örneğin dolaplarında mayonez olmayacak. Dolaplarında hazır ketçap olmayacak. Dolaplarında birkaç tane peynir olmayacak. Dolaplarında ne bileyim işte daha bir sürü şey olmayacak. Ama bunların hepsini de bize ihtiyaç olarak koymuş önümüze. Hepsini de her şeyi ihtiyaç olarak koymuş. Gidin bugün bütün İslam toplumunun elbise dolaplarıyla yemek dolaplarını açın, nerede olduğunu görün. Bu kadar basit. Ben de dahilim buna.
Bakın buna ben de dahilim. Gidip elbise dolabını açacaksın, bakacaksın ne var elbise dolabında. Ve elbise dolabını açtığında kadınlar da erkekler de hala da şunu diyecekler: yarın sırtıma giyecek bir şeyim yok benim. Ve en, yani diyor ki en şey düşünün, makul düşünün. Ama ben bunların hepsini ucuzluktan alıyorum. Değişmiyor bir şey. Ya biz o sisteme çalışıyoruz. Yani sofradan kalkıyor, çocuk çitos yiyeceğim diye uğraşıyor. Yani yemekten kalkıyor herkes, işte çikolata arıyorlar ortalıkta. Değişmiyor bir şey. O sisteme ufacık ufacık da olsa biz yardımcı oluyoruz sonuçta. O yüzden onlar ihtiyaçların üzerine kurmadılar sistemi. İhtiyaçlarımızı çoğaltmanın üzerine kurdular. Biz hala da ihtiyaçlarımızı çoğaltıyoruz. Bak hala da ihtiyaçlarımızı çoğaltıyoruz biz. Önceden erkekler krem mi kullanırdı? Bir tıraş olduktan sonra ne o? Berber arkayı sürerdi. Ondan sonra geçerdi. Şimdi erkeklerin dahi kozmetik dünyası var şimdi. Bakın erkeklerin dahi kozmetik dünyası var. Kadınları ele aldılar ya, kadınların işi bitti zaten. Bakın kadınların işi bitti. Kozmetiksiz bir kadını bulmak mümkün değil şu anda. Yani şunu soruyor en şey olan. İşte kış günü cildimiz bozulmasın diye krem sürsek olur mu? Kozmetiksiz hiçbir yer kalmadı. Şimdi erkeklere sıçradı. Şimdi erkekler kozmetik dünyasına daldı. Ne o? Metroseksüel mi diyorlar bakımlı erkeklere? Metroseksüel erkek tiplemeleri çıktı. Birkaç tane nereye kadar erkek olduğu şüpheli manken veyahut da ne bileyim dizi sanatçısı dedikleri şeylerden bir iki tane çıkarıyorlar. Bizim bütün erkekler ona benzemeye çalıştılar. Yani ne o? Metroseksüelliğin zirvesinde kim var? Tarkan var. Kozmetiğin içerisine giriyor. Bakıyorum ben, hele bir gün birisi gelmişti görüşmeye. Baktım ben çocuğa, çocuk kaşlarını aldırmış. Ondan sonra göğsünü temizletmiş. Böyle temizlenmiş, kremlerini filan, tüylerini filan aldırmış. Böyle baktım, kaldım çocuğa ben. Ondan sonra dedim ki, sen dedim İmam Yusuf'a denk gelmiş olsaydın senin yüzüne hiç bakmazdı. Neden dedi? İmam Yusuf dedim genç çocukların yüzlerine hiç bakmazmış dedim ben. Tüysüz bunlar diye dedim ben. Sen dedim cıbılsın, tüysüzsün dedim. Senin dedim İmam Yusuf hiç bakmazdı. Yani diyor ki çocuğun sorduğu şey şu. Hocam bir erkeğin böyle bakım yaptırması caiz mi değil mi? O yüzden bizim ihtiyaçlarımızı fazlalaştırıyorlar. İhtiyaçlarımızı fazlalaştırınca biz onların kulu kölesi olmaya devam ediyoruz. Yani akşam yemeğinde işte telefonu kaldırıp Pizza Hut'tan pizza söylüyoruz. Akşam yemeğinde kaldırıp bilmem hangi McDonald's'tan bilmem neden chicken burger'dan bir şey istiyoruz. Çocuklarımız da bunu istiyor. Ondan sonra biz gidiyoruz, oralar da yiyor, doluyor oraları da zaten. Hepimiz bu noktada onu bir ihtiyaç olarak görüyoruz. O yüzden daha da artacak bu ihtiyaç görmeler. İhtiyaç görmeler arttığı müddetçe de onlar sistemlerini çalıştıracaklar. Peki mesela benim bir algım vardır, bir inandığım bir mantık var. Şimdi bir silahın en büyük düşmanı yine aynı silahtır aslında. Yani güç olarak. Şimdi ben bunu biraz önce aslında sorunun başında ona uyarlamaya çalıştım. Şu an günümüzde mesela hani İslami olarak nitelendirdiğimiz bankacılık sektöründe bir sürü banka da var aslında. Yani aslında onlar da bir kapitalizmin bir parçası olduğunu, aslında olmadığını savunuyorlar ama aslında tam ortasında olduklarına inanıyorum ben. Buradan yola çıkarak benim aslında şunu yani merak ettim. Bu insanların ihtiyaçlarının artmasına yönelik kapitalizmi İslami bir bölgede uygulamak kapitalizmle bağdaşmış mı olur?
Yani kapitalizmle iç içe mi olmuş olurum ben? Yoksa felsefesini mi almış olurum? Hepimiz iç içeyiz yavaş yavaş. Teşekkürler. İslam'ın hukuksal olarak yaşanmadığı hiçbir yerde İslami bir kurum ve kuruluş yoktur. Hocam ben önce hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sahabiler zamanında ibadet yaparken ibadetten kalan vakitlerini dünyalık için harcarlarmış. Ama günümüzde öyle değil. Ben onu merak ettim. Ben soruyu tam olarak anlayamadım. Saygılarımı soruyorum hocam. Hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Sahabiler zamanında o zaman Allah dostları ibadet ettikleri için kalan vakitlerini dünyalık için harcarlarmış. Ama günümüzde öyle değil. Daha çok dünyalık için zaman harcıyoruz. Onu sormak istedim. Dünya için de zaman harcanacak, ahiret için de zaman harcanacak. Ayet-i Kerim Cuma suresinde der ki siz namazlarınızı kıldıktan sonra dünyaya yayılın, dünyaya bakın, işlerinize bakın, Allah'ın lütfundan arayın, isteyin der. O yüzden bir kimse hem kendince, kendi dairesinde farz olan ibadetlerini yerine getirecek, kalan kısmı yani hem de aynı zamanda da hiç kimseden bir şey istememek için çalışmasını yapacak veyahut da ilmi bir çalışması varsa ilmi çalışmalarına devam edecek. Bunda bir beis yok. Ama ve lakin bir kimse ibadetlerini ve yapmakla mükellef olduğu kendince kural ve kaideleri terk ediyorsa o zaman sıkıntı var. Teşekkür ederim. Efendim, yine Uzun Emel'den Uzun Emel'e yakın bir soru soracağım. Şimdi uzun borç insanı bir nevi prangalıyor. Yani insanın özgürlüğünün bir kısmını götürebiliyor diyebiliriz. Mesela Tokyo'dan ev alıyoruz, 20 yıl vadeli veya 20 yıl boyunca borç ödüyoruz. İslam'da uzun vadeli borç uygun mudur? Var. Faiz içinde? Faiz yok. Sağ ol. Vadeli alışveriş var, uzun vadeli de alışveriş var. El-Fatiha, ma salavat. Bir sorum vardı hocam. Affınıza sığındım. Amin. Buyurun. Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi bütün cansız varlıkların da canı vardır. Şimdi demin laf açılmıştı, gardıroptaki elbiseler, ayakkabılıktaki ayakkabılar. Onların gözyaşlarını görmüş olsalardı o insanlar, onları oraya hapsetmezlerdi. Giymedikleri ayakkabıları, elbiseleri fakir fukaraya dağıtırlardı diye düşünüyorum. Yanlış mı? Eyvallah. Teşekkürler, sağ olun.